Herkese yeniden merhaba. Bugün sizlerle düzenli bir şekilde çekmek istediğim ama çekemediğim, bir gün düzene oturtabileceğimi umduğum, daha ne kadar uzatabilirim bilmiyorum, bir video serisiyle geldim. Bu düzensizliğe bağladığım aslında iki şey var. Biri dolu dolu geçirdiğim bir ayın sonunda video çekecek zaman, onu düzenleyecek zaman bulamıyorum ve video çekmiyorum. Daha sonra zaman bulduğumda ise bir sonraki ayın ortasına gelmiş oluyorum. Ya da bir ay boyunca boş yapmak dışında hiçbir şey yapmadığım bazı aylar oluyor. Böyle geçen ayların sonunda çekeceğim videonun en az o boş geçen ay kadar boş olacağını düşündüğüm için de bunu videoya çekmek istemiyorum açıkçası. Bu yüzden de çareyi iki ayı birleştirmekte buluyorum. Bu da iki ayın birleşimi bir video olacak. Şimdiye kadar başlıktan da anladığınız üzere muhtemelen. İzlediğim şeyler hakkında konuştuğum bir video olacak bu. Aslında çoğu Mayıs ayının tamamı ve Haziran'ın ilk yarısını kapsıyor izlediğim şeylerin. Çünkü Haziran'ın ikinci yarısından itibaren bir çocuk yuvasında gönüllü stajyerlik yapmaya başladım. Biri yarım gün olmak üzere haftada toplam 3 günüm orada geçiyor. Beklediğimden daha yorucu olmasının yanı sıra beklediğimden çok çok daha fazla şey öğrendiğim bir süreç oluyor. Böyle olması da o yorgunluğu güzel kılmaya yetiyor da artıyor bile. Bu yüzden de bayağı mutluyum aslında. Önce dizilerden başlayalım. Fatma'yı izledim, bitirdim. Yanlış hatırlamıyorsam Fatma'dan geçen ay da bahsetmiştim. O videoya ulaşmak için de şuraya tıklayabilirsiniz. O videoda mantık hataları olduğundan bahsetmiştim. Daha çok başlarında olmama rağmen. Diziyi bitirdim. Hala aynı düşünüyorum. Spoiler gibi mi olur bilmiyorum ama yani dizinin başından beri aslında gösterilen bir şey. O yüzden söyleyeceğim. Fatma karakterimiz dizinin başından beri arda arda cinayetler işliyor. Bu cinayetlerin bir kısmının hiçbir kamera kaydının olmadığı, polisin cinayet işleyeni bulamayacağı yerlerde olduğunu kabul ediyorum. Ama bazı cinayetler öyle yerlerde işleniyor ki gerçekten kameralar. Dizinin konusuna ve Burcu Biricik'in muhteşem oyunculuğuna rağmen ben dizinin çok da altını doldurabildiğini düşünmüyorum. O yüzden bence ortalama bir diziydi. Bir sonraki dizimizin ismi Normal People. Bu diziye başlamamda 3 ana etken vardı. İlki zaten ben merak ediyordum. Konusunu hiç bilmeden çok fazla övgü aldığını görüyordum. Bu yüzden başlamak istiyordum. İkinci etken, dizi zevkine çok önerdiğim bir arkadaşım çok fazla öneriyordu bu diziyi. Üçüncü etken ise o diziyi öneren arkadaşımdan bağımsız apayrı bir arkadaşım diziden çok tatlı bir alıntı yolladı. Dedim ki kendi kendime, bence bu diziyi izlemenin zamanı geldi. Dizi eğer konusuna bakmadan, bir beklentiye girmeden izlenirse, o tatlı tatlı alıntıları görmeden izlenirse bence çok sevilecek bir dizi. Aşkın, sevginin akışta zorlamadan ve kendiliğinden olmasına hayransanız ve diziden de bunu bekliyorsanız benim gibi, bence bu diziyi pek sevmezsiniz. O kadar çok engel vardı ki yani sürekli bir dağ, bayır. Ve yanlış anlaşılmasın, iki kişiden bağımsız çevre yüzünden karşılaştıkları engeller değil bunlar. Bir sonraki dizimiz Freaks and Geeks. Başrolümüzün ismi Lindsay. Lindsay okulun başarılı ve gözde öğrencilerinden birisi. Lindsay bir gün aile üyelerinden birini kaybediyor. Bu noktada ise dizi bize bir okulun başarılı ve başarısız öğrencileri olmak üzere iki ucu gözlemleme fırsatı sunuyor. Türk ya da yabancı fark etmiyor. Bence çoğu gençlik dizisinde şöyle bir durum var. Farklı karakterler yaratmak istiyorlar ama bunu tek bir bakış açısıyla yapıyorlar. Bu da diziyi farklı görüntüdeki insanlar ama tek bir karakter yapıyor aslında. Bu dizi birbirinden farklı karakterler yaratabilmeyi başarmış ve bence bayağı iyi bir dizi. Şaşırdığım bir şekilde ise bu dizi yalnızca 18 bölüm yayınlanıyor ve iptal ediliyor. Bir sonraki dizimiz Orphan Black. Dizi Sarah adlı karakterimizin bir tren istasyonunda kendisine tıpatıp benzeyen birini görmesi ve bu kişinin hemen ardından intihar etmesiyle başlıyor. Başrolümüz birden fazla karaktere hayat veriyor ve bunu asla garipsemiyorsunuz çünkü çok güzel bir oyunculuk sergiliyor. Yayınlanmış 5 sezonu var. Bildiğim kadarıyla iptal edilmiş bir dizi ama final de yapmış olabilir. Gerçekten emin değilim. Ciddi anlamda uzun süredir izlediğim en sürükleyici dizi. Ben 3. sezonun ortalarındayım ve dediğim gibi harika bir dizi. Bitirdiğimde de muhtemelen gelecek ay görüşlerimi söylerim yine. Sırada pek çok insanın izlediği bir dizi var, Friends. Friends benim aynı zamanda izlediğim ilk yabancı dizi. Aslında yıllar önce bitirdiğim bir dizi ve çok güzel bir dizi. Ara ara izlemeye başladım. Yani yeniden bitirir miyim bilmiyorum ama 20'li yaşlarında olan 6 kişilik arkadaş grubunun yaşadıklarını izliyoruz. Filmlere geçelim. Charlie'nin Çikolata Fabrikası ilk film. Bilinen bir film zaten. Benim izlediğimi sandığım ama sanırım daha önce izlemediğim bir film ama çok eğlenceli, güzel ve tatlı bir filmdi bence. Willy Wonka'nın bastırılmış çocukluğunun yetişkinlikteki izlerini abartılı bir şekilde olsa da bence çok güzel bir şekilde veriyor izleyiciye. Bir sonraki filmimiz Green Book. Afro-Amerikalı ünlü piyanistimize şoförlük eden Tony Lip'in hikayesini izliyoruz bu filmde. Bir seyahatler ve yolculuk boyunca yaşadıkları zorlukları, ki bu zorlukların birçoğu ırkçılıkla ilgili, bunları izliyoruz. Bence çok güzel bir filmdi. Bu yıl Friends'in yeni bir bölümü çıktı, onu izledim. Başlarda herkes gibi ben de bir film olacağını düşünüyordum ama daha çok eski bölümleri izleyip onları yad ettikleri bir bölüm yapmışlar. Yani film de yapsalar keşke.
Yani filmi de geçiyorum, dizisi olsa yine izlenir. Çünkü Friends'in asla eskimeyen bir kitlesi var. Yayınlanan bölüm çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Çok fazla özlediğimi fark ettim diziyi hatta. 2 aylık bu süreçte yaptığım ve izlediğim şeyler bu şekildeydi. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.